Aksaray'da 1994-1999 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Ahmet Er, bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eski belediye başkanı Ahmet Er için Aksaray Belediyesi önünde resmi tören düzenlendi. Aksaray Belediyesi tarafından düzenlenen resmi törene AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özaseki, Vali Hamza Aydoğdu, Milletvekilleri İlknur İnceöz, Cengiz Aydoğdu, Ramazan Kaşlı, Belediye Başkanımız Evren Dinçer, önceki dönem milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Önceki dönem belediye başkanlarının konuşmalarının ardından kürsüye çıkan Belediye Başkanımız Evren Dinçer, Ahmet Er başkanımızın en önemli özelliği samimiyetiydi. Kendisi bizlere her zaman doğruluğu ve dürüstlüğü öğütledi. Başkanımız zor zamanlarda bu görevi yürüttü. Ben başkanımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Üç aylara girdiğimiz bu günlerde Ahmet başkanımızı Darül Beka'ya uğurluyoruz. Allah mekanını, cennet makamını âli eylesin. Seçim döneminde ziyaret etmiştim. Daha sonrası başkan olduktan sonra da ziyaret ettim. Her şeyden önce başkanımızın en önemli özelliği samimiyetiydi. Konuşmasıyla da samimiydi, ifadesiyle de, lisanı haliyle de. Doğruluktan, dürüstlükten, insaniyetten, hakkaniyetten bahsetti. Daha doğrusu özetle müsbet hareketten bahsetti. Her zaman iyiliği doğru, doğruluğu savun, gün gelir sen haklı çıkarsın demişti. Ziyaret ettik, son anında bile o ağzındaki cümleler hiçbir zaman bundan farklı bir noktaya gitmedi. Her zaman bunu vurguladı çünkü bunu içselleştirmişti. Bu şekilde yaşamıştı, bu şekilde de can verdiğine biz şehadet ederiz. Öyle biliriz, öyle düşünürüz. Başkanımızın tabii ki başkanlık yaptığı dönemler bizim bu dönemler gibi değil elbet. Konjonktür olarak zor bir süreç. Aksaray'ın yeni olduğu, yeni hil olduğu bir zaman. Mali, maddi imkansızlıklar o zaman daha üst seviyeliydi elbette. Ama ona rağmen Aksaray'ımızda birçok hizmeti hayata geçirmiş olmanın, hayata katmış olmanın ve gönüllerde yer almanın bir timsali oldu kendisi. Ben Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabır cemil niyaz ediyorum. Başkanımızın mekanı cennet olsun. Hayırlı günler diliyorum. İl müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in okuduğu Kur'an tilaveti ve yaptığı duanın ardından cenaze nakil aracına alınan Ahmet Er'in naaşı Ervah Kabristanlığı'na defnedildi.